اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعٍ. Namazda ettehiyyat okuyoruz, oturuyoruz. Bu ettehiyyat diye oturduğumuz vakitte Efendimiz diyor, dört şeyden Allah'a sığınır. Birisi, min azabı cehennem. Cehennemin azabından Allah'a sığınır. İkincisi, ve azabil kabr. Kabrın azabından da Allah'a sığınır. Üçüncüsü, fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve mematın da, yani öldükten sonra da fitneler var. Öldükten sonra olan fitnelerden de sana sığınır. Mesela şimdi aklıma geliverdi. İşte Üstü Nursi öldü rahmetli. Fakat adamın mezarını oradan oraya, oradan oraya bugün gayda karıştırdılar mesela. Bilinmiyor nerede oldu belki. Bu da fitnenin dünyada bilinen, dünyaca bilinen bir fitnesidir hayat, mematında yani. Bu mematın fitneleri pek çok tabii. Allah muhafaza etsin. İşte kabirde neler olacak kim bilir. İmansız gidenlerin vay haline. Daha ve min şerril mesihid deccal. Deccal denilen bir mahluk var. Mesih seyyahat eden, gezer. Gezen bir deccal. Deccal ki, tarifi zor bir şey. Göz boyacısı. Göz boyacısı. Yani altını, bakırı altına şey yapıyorlar, batırıyorlar da altın diye satıyorlar ya. Yan kesiciler bilmem neler. Yani kalbı, altın neyi satıyor sana? Deccal mıdırlık bir adam. Dişini böyle süslemiş, içi berbat. Bunun şerrinden de Allah'a sığının diyor. Cehennemin azabından, kabrin azabından, hayatın ve mamatın azabından, bir de deccalın azabından Allah'a sığının. Bu deccaldan herkes korkmuştur şimdiye kadar, genel kadar da korkmak lazım. Adatları da pek çoktur. Gelirler her zaman dünyaya bunlar, dünyayı fitneye, fesada boğarlar giderler. ثُمَّ يَبْعُوا لِنَفْسِهِ بِمَا بِدَالِهِ. Bundan sonra istediğini Allah'tan istesin diyor. Bunlardan evvela vazife Allah bunlardan sığınsın. Bundan sonra ya Rabbi bana şükret ve ne âtine fit dünya hasenetine fil âhiret hasenetine diye dua et.